23 Ağustos 2018 tarihi günlerden Perşembe. Kadirli şehrinin kuzeyinde, İlbistanlı yolu kenarında, Savrula'da çok yakın olan yerde, tarihi Hasandere Türbesi'ne geldim. Türbe oval dairesel yapılmış. Üzerinde bir yeşil, evet, sarık şekli var ve giriş kapısı da hemen karşımda. Yavaş yavaş yürüyorum. Tarihi eser olarak koruma altına alınmış levha var. Ve hemen türbenin giriş yerinde bir mermer üzerinde Hasandere Türbesi 1365-1440 yazısı var. Acaba bu türbenin yapılış tarihi mi, yoksa bu şahsın doğum ve ölüm tarihi mi? Onu düşünmek gerekiyor. Kapıdan içeri doğru girdiğimde hemen türbenin girişinde şurada bakınız bir yazı var. Yazının da üzerinde sene 1325 yazıyor. 1325 yazısı miladi 1909'un karşılığıdır. Yani büyük ihtimalle bu kubbeli türbenin yapılış tarihi olabilir. Yani burada yatan şahsın yüzyıllar öncesinde yaşadığı ve öldüğünü düşünürsek, o şahıs adına burada bir tarihi mekan vardı ve bu mekan türbe şeklinde buraya yapılmış 1325 tarihinde. Ancak yukarıdaki mermer levhadaki bilgiyle buradaki Osmanlıca bilgi birbirini doğrulamıyor. Kapıdan içeri doğru giriyorum. Evet, türbenin iç kısmı gözüküyor ve karşılığı bir mezar var. Üzeri yeşil bir örtüyle kaplanmış ve bir pencere var. Anlatılan bir hikayeye göre bu pencerenin dışarı çıkanlar, yani çıkabilenler cennete gidiyor, çıkamayanlar cehennemde kalıyor. Böyle bir inanış var. Ancak bu inanış İslamiyet'in doğrusu olamaz. Bakın pencereye geldim. Şöyle dışarı bakıyorum. Evet, oldukça dar bir pencere. Bu pencereden çıkmak çok çok zor. Ancak bir bebek veya çocuk çıkabilir. Yaşlı bir insan çıkamaz. Halbuki İslam dininde insanlar amelleriyle karşılık görürler. Yani İslam'da olmayan hurafe veya şirk düşüncesinin bir yansıması olarak da bu pencerenin işte cehenneme gitti, cennette kaldı gibi anlatılması doğru değil. Ve karşımda efendim türbenin görüntüsü var. Yeşil örtüler var ve Osman Sefa Yurtsever var. Merhaba Osman. Merhaba. Ne görüyorsun? Bir tabut var. Evet. Tabutun başında şekerler var. Kur'an-ı Kerim var. Belki bu insan iyi bir şahsiyet olabilir değil mi? Yani halkın sevdiği bir insan. Evet, olabilir. Onun için onun mezarına böyle bir türbe gibi düşünmüşler. Sonra bu kubbeli yapı yapılmış ve karşımızda o şahıs var. Bu şahıs tabii ne zaman yaşadı, ne yaptı şu an bilemiyoruz ama Anadolu genelinde bunların başlangıcı Horasan Erenleri veya Ahmet Yesevi'nin takipçileri. Onlar çok değerli insanlardı. İslamiyet'i yaşıyorlardı ve anlatıyorlardı. Bilhassa Yusuf'a, değil mi Sefa? Evet. Onun için biz de Hasan'ın türbemize geldik. Burada duamızı Allah'a yapacağız. Ondan rahmet dileyeceğiz. Ve burada yatan şahsı da anmış olacağız. Hemen karşıda dar pencere var. O da öyle bir tarihi özelliği var. Ne diyelim? 23 Ağustos 2018 tarihinde gördüğümüz gerçek böyle. Burası Hasandere Türbesi.